Efendim teknolojinin hayatımızı esir aldığı, bizim de esir olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Teknoloji hayatımızda büyük öneme ve yere sahip tabii ki de. Bunu kullanırken, teknolojiyi kullanıp içerisine batağına düştüğümüz zaman da birçok yetimizi ne yazık ki köreltebiliyoruz. Odaklanma gibi, dikkat gibi birçok konu e, var tabii ki de. Şimdi bunu konuşacağız. Bir program, çok güzel bir program var. Anla, hızlan, odaklan, eşittir, başarı. Efendim Zeka Soft tarafından geliştirilen bu programla birlikte ee, özellikle çocuklar için tabi bireyler için oldukça önemli ve çocuklar için tam da sınav zamanındaysa çocuğunuz odaklanma problemi yaşıyorsa, dikkat problemi yaşıyorsa, okuduğunu anlamıyorsa mesela bunlar için çok güzel bir programı konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var stüdyoda hemen onları o kişiyi sizlerle tanıştırmak istiyorum efendim. Zeka Soft Genel Müdürü Aytaç Temur bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz neredeyiz? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben programı kısacık özetledim ama sizden detayını alacağım. Özellikle teknolojinin hayatımıza çok yön verdiği bir zamandayız. Odaklanma problemi yaşıyoruz, dikkat problemi yaşıyoruz. Özellikle de çocuklar. Şimdi teknoloji özellikle cep telefonu ve tablet 2000 yıllarda hayatımıza girmeye başladı. Zaten en büyük sıkıntılar oradan itibaren çoğaldı. Niye? Ee, tek nokta cep telefona baktığınız zaman ...odak noktamızı bitiriyor. Dikkatimizi dağıtıyor. Çünkü hızlı bir geçişler var. Bu noktada da çocuklarda muhakeme yeteneği... ...okuma alışkanlıkları... ...aslında baktığınızda hep kayboldu. E, 2011 yılda başlayan... ...ARGE çalışmaları... ...2014 yılında bitti. Zeka Soft 2014 yılından itibaren... ...kurduk. Bu noktada da... ...yaptığımız program, AHOP programı... ...çocuklardaki tamamen bu üç bileşen... ...dikkat, odak ve anlama. Zaten anlamadığınız bir şeyi... Hiçbir şey de yapamazsınız. Bu sadece evet. okumayla alakalı değil, bir işte uğraşırken de veya yani bir e, bir şey alıyorsunuz, geliyor kutu, açıyorsunuz, bakıyorsunuz, anlamazsanız onu da kuramıyorsunuz doğal olarak. Ama işte hayatımızda çocukların kazanımları çok önemli. Niye? Küçük yaşta elde ettiği okuma kazan, okuma alışkanlığı, bu kazanım hayatının diğer evrelerine yaptığı işle alakalı da aslında paralel devam ediyor. Küçük yaşta muhakeme yeteneği gelişirse, anlama oranı gelişirse ve bununla ilgili bir bütünü görürse daha sonra bu doktor olabilir, e, mühendisi olabilir, ara elemanı olabilir, meslek lisesi olabilir, usta olabilir. Yaptığı işle daha iyi sonuçlar alıyor ki aslında dünyada baktığınız zaman buluşlar vesaireler mutlaka uğraşla ilgili ortaya çıkıyor. Dolayısıyla evet, AHO programı çocuklarımızda bu tür üç bileşenini Doğru düzgün bir tamir edip iyi bir halde çocuğa kazanım elde etmesini sağlamaktır. Peki hocam nasıl kullanılacak bu program? Tabii ki şöyle e, şimdi biz şu bir lisans anahtarı kişi evet. özel oluşmakta çünkü yapay zeka ile çalıştığı için önce yapay zeka kişinin o anki durumunu bir tespit edip programın içeriğini ona göre ayarlamaktadır. Bu programı web sitesinden alınabiliyor edinebiliyorlar ya da e, bayiliklerimiz üstünden alabiliyorlar. Kayseri'de bürhan yayınları, bürhan yayın dağıtım, ilgili şubelerden de e, müracaat edip alabiliyorlar. Programı aldıktan sonra kurulumlarını bilgisayar ya da laptop telefon ve tablette çalışmıyor. Hem verim elde edilmiyor. Zaten ana sorunlarımız olduğu için evet. onları kullanmıyoruz. Bilgisayar ve laptop'a indiriyorlar. İndirdikleri zaman e, kendilerine verilmiş olan kullanıcı adı ve parolasıyla giriş yapıp programı kullanabiliyorlar. 28 günlük bir programdır. Lisans bir yıl geçerlidir. Zaten kazanımı elde eden çocuk baktığınız zaman gelen yorumlar da hep bu şekilde kitaba yöneliyor. Şimdi çocuk niye okumayı sevmiyor? Bazen bizde de oluyor. Sizle de konuşuyoruz gerçi de. Evet. Şimdi okuyorsunuz, anlamıyorsunuz. Hatta diyorsunuz ya şunu bana bir oku da bir hadi özet çıkar. Çocuk oku, anlamadığı için aslında uzaklaşıyor. Halbuki anlasa hiçbir uzaklaşma şeyi kalmayacak, daha çok okuyacak. Ki program herhangi bir bilgi içermiyor. O çok önemli. Çünkü bilgiyi zaten değerli öğretmenlerimiz, değerli okullar bu noktada gereken e, adımları atıyorlar ve veriyorlar. Ama bilgiyi doğru kullanma, harmanlama çok önemli. İşte biz o noktada devreye girip onu yaptığınız zaman sınavlarındaki başarılar, demin ne söylediğiniz gibi sınav ortamı, 20 dakika, 20 soru, çok net yapması gerekiyor. Odaklanması, dikkat. Hatta genelde de bizlerde de olurdu sınavdan sonra. Aa ben o soruyu işte nasıl kaçırdım halbuki biliyordum. Ama işte bir dikkat sizi o soruyu yanlış yapmanıza neden oluyor. Bunu toparladığınız zaman hem başarı oranı artıyor hem de çocuktaki muhakeme yeteneğiyle özgüven yerine gelmiş oluyor. Evet hocam. Peki program nasıl çalışacak? Siz söylediniz nasıl edineceğimiz ama herhalde bize gösterecekleriniz var. Tabii. Ee, onu da ekranda yavaş yavaş alalım. Çünkü merak ediyorum gerçekten. Şu an ben de çok merak ettim. Ee, biz programdan önce konuşurken siz dediniz ki oyun gibi. Evet. Hikayeler var. Değil, oyun gibi. Çünkü oyun sallaştırmış olacak ki oyun oynayacak. Hem Fazleti oyun oynayacak hem de gelişecek. Mi? Evet. Şöyle ekrana gelirse hemen gösterelim programımızı. Evet lisans anahtarını aldı. Kurulumunu yaptı bilgisayarda. Şu an gördüğünüz gibi ekrana açıldı. Açıldığında e, ilk etapta ilkokul, ortaokul, lise mezun. Kurulumu yaparken o şekilde bir algıladı. Daha sonra dedi ki siz iki sınıf arkadaşı olabilirsiniz ama aranızda bir seviye vardır. Bir seviye tespiti yapmam lazım. Bir yönergeli hikaye verir hocam. Hikaye çıkar, hikaye okur. Bir sayaç var ama hızlı olması için değil. Okuduktan sonra tekrar bir tuşa basar. Burada sorulara doğru yanlış cevap verir. Şimdi buradaki amacımız bu soru doğru bundan dolayı ya da bu soru yanlış bundan dolayı değildir. Çünkü o bilgiye girer ve devamı getirir. Hani açıklama o öyledir öyledir. Devamı getireceği için amacımız kesinlikle ders niteliğinde bir şey sunmak değil. Hemen şöyle sonucuna baktığımız zaman şimdi bu hikaye 87 kelimelik bir hikaye. 5-6 saniyede okuduk. O yüzden okumamız süper. Ama anlamada iki tane yanlışımız var. Mesela örnek verelim. Ayşe oyuncakları çok seviyordu. Eğer oyuncak ve sevgi de kaldıysa genelde öyle. Buna doğru diyor. Evet, hikayede oyuncak var, sevgi var, doğrudur. Ama Ayşe diye karakter yok. İşte bu bir dikkat eksikliği. Evet. Baktığınız zaman. Dolayısıyla yapay zeka diyor ki arkadaşım, ben senin nerede hata yaptığını öğrendim, anladım. Devam edebilirsin aşamalara geçebilirsin. Şu an aşamalara geçtiğimiz zaman 28 4 kurdan, her kurda şöyle 4 kurdan yukarıdan aşağı, her kurda 7 aşama toplamında 28 aşamadan oluşmakta ve her aşamanın içerisinde etaplardan oluşmaktadır. Bunların içerisinde etaplarda neler var? Özgün hikayeler, ritmik okumalar, oyunlar, göz kas çalışmaları ve göz koordinasyon çalışmaları. Bir tane şöyle göz kas ve göz koordinasyon çalışmalarından gösterelim. Tabii hocam. Nasıl olduğunu. Şu ben şekilde. şu an çok merak ettim gerçekten. Tamam, Hatta beraber yapalım olmazsa. Şimdi onu buradaki alıştırmalardan göstereyim. Üsttekilerin hepsi göz kas çalışmasıdır. Alttakilerin hepsi de göz koordinasyon çalışmasına göz sıçrama egzersizi. Kitap okumada göz sıçrama egzersinin ne kadar faydalı olduğunu aslında Türkçe öğretmenlerimizin hepsi bilir ki bununla ilgili çalışmalarda yaparlar. O çalışmalar da çok değerlidir bu noktada. Şimdi yapay zeka sizin seviye tespitinizdeki duruma göre şu an gördüğünüz bir nesne var. Yukarıdan aşağı nesneler gelecek. Der ki bu nesneden kaç tane var? Gelen nesneler içerisinde ve sayınız. Bu nesneleri de tabii az, çok, hız ve birbirine yakınlığını da tayin eder. Tamamen sizin seviye tespitinize göre ve başlar. Şu an takip ettiğinizde şu an görüyorsunuz. Evet e, gözleriniz oraya yukarı aşağı. Aslında göz kas çalışmaları başladı. E, hızlı gelir, hızını aldanmayın. Bu, tamamen seviye tespitine göre ayarlandığı için olan bir çalışma. Şimdi birazdan sonuç bildirgesi de gelecek. Sayabildik mi? Uzaktı bir ama ama şöyle evet, bakalım. Evet birazcık uzaktı. Bir taneymiş. Ve şu an gördüğünüz gibi yine takip ve odaklanmayı kayıt altına alır. Ve en büyük özellik de şöyle, hemen gösterelim sıcağı sıcağına. Kişinin kullandığı okuma geçmişi, okuma verisini gördüğünüz zaman başarı da sağlar. Havada kalmaz en azından. Mesela bugün Ahop yaptın mı? Yaptım. Girip baktığınız zaman gerçekten uygulanmış mı? Hangi saat? Ve o verileri gördüğünüz için de başarı geliyor. Dolayısıyla Zeka Soft girdiğiniz zaman şu şekilde, giriş butonuna basarsınız, hemen açalım. Burada oluşturmuş olduğunuz üyelikle beraber Bir saniye hocam. Tekrar arkadaşlar ekrana verecekler sizlere. Yani oluşturmuş olduğunuz üyelikle beraber siz o çocuğun okuma geçmişini çok rahat görebiliyorsunuz. Yani 28 ders dikkat odak ki biz bu dikkat ve odakla ilgili endeksleri de 19 Mayıs Üniversitesi'nde sürekli takip ettiriyoruz. Evet bu endeksler doğrudur. O çünkü önemli bir şey. Okumayla alakalı da ilkokullarda 50 kelimeyle başlayan hikayeler. E, ortaokul liselerde en fazla 400 kelimelik hikaye mevcut. Çünkü ekranı da kaplaması lazım hocam. E, önemli olan tabii burada şimdi takip listeme girdiğinizde şu şekilde. Öğrencilerin işte gördüğünüz gibi... Tıkladığınızda da okuma geçmiş verilerini rahat bir şekilde görmüş oluyorsunuz. Yine bu da ettim. önemli bir veri. Evet. Çünkü e, evet çocuğun bir uygulama yaptı veya biz bir uygulama yaptık. Sonuç eğer bu sonucu gösteremezseniz bir şeyler havada kalır. Ama sonucu gördüğünüz takdirde ve doğru kullanıldığı takdirde ki şunu istiyoruz mutlaka İşte spor yapıyorsunuz düzenli antrenman yaparsanız hem vücudumuz için, bedenimiz için bir noktaya gelmiş oluyorsunuz. Zaten şöyle şeyler oluyor. İşte çocuk sıkılabiliyor. Çocuk sıkıldığında, okula gidip de sıkıldığında okula göndermemezlik yapıyor musunuz? Hayır. Değil. Ve antrenman yaparken ya yoruldu, sürekli yapıyorsunuz. Bu da öyle. Mutlaka düzenli her gün, 28 gün. Günlük zaten ayıracağı vakit 35 dakika ortalama. Yani ben şunu söylüyorum bazen işte 35 dakika peki kim olursa olsun günde bir saat çocuk dahi olsa telefonla vakit geçiriyor mu? Muhakkak. Muhakkak. Ya da tabletle. Tabii ki de hocam. Tabii. Peki 35 Hatta dakikasını <laughs> 35 dakikasını buna ayırsa kötü mü olur? Olmaz tabii ki. Kazanım olur. Artı kendisine faydası olur. Dolayısıyla program işlevi bu şekilde. Mesela sizlere bir de ortadakilerin şöyle açtığımız zaman bu ortada gördüğünüz yuvarlakların hepsi oyundur. Evet. Hem oyunla gelişiyor. Oyun gösterelim bir tane şu şekilde. Oyunlardaki amaç nedir? Mesela balon yakalamaca sırasıyla sayıları işaretliyorsunuz burada. Buradaki amaç dikkat odak ve hafıza teknikleri hafızayı güçlendirmek. Aynı zamanda çocuk her oyundan sonra kendisini Türkiye, Kayseri, Kayseri İlkokulu'da görüyor. Aslında aktif kalıyor. İşte ünsallaştırımız dediğimiz o. Bir de oyun veri tabanında olması. internet şart. Çünkü bu verilerin birikmesi Tabii. lazım. İşte şu şekilde ekranda gördüğünüz gibi kendisini görmüş oluyor. Evet hocam. Az önce bireysel dediniz. Yani bu evet. mesela örneğin herhalde bu bireysellik kişinin yaşına, cinsiyetine göre değişiyor mu? Kriter nedir burada? Şöyle ilkokul 2'den itibaren evet. okumayı bilecek. O çok önemli. Tabii. Çünkü bazen şu oluyor, okula başlamadan önce çocuklar bazen şu anki çocuklar okuyabiliyor ama o okumak çok e, akademik olarak doğru olmuyor. Çünkü kelime haznesi Tabii. eksik oluyor vesaire. İlkokul 2'den itibaren kurulum esnasında yapay zeka metinleri ilkokul, ortaokul, lise diye ayırıyor. Evet. Kurulum esnasında o. Daha sonra seviye tespitine göre de içeriğini ona göre, kişiye göre ayarladığı için burada... İşte ilkokula giden çocuklar, ortaokula, lise okuma seviyesi. Çünkü 500'e yakın hikaye var. Hikayeler güncelleniyor. 28 dersi bitirdiğinde 119 tane hikaye okumuş oluyor. Aslında bir kitap bitirmiş oluyor. Okuma hikayeleri çok keyifli. İşte burada ritmik okumalar var. Mesela bir ritmik okuma gösterelim. Buyurun hocam. Oyundan çıktığımız zaman. Mesela ikinci kurda yoncamıza eklenen iki tane yaprak görüyorsunuz. Bunlara biz ritmik okuma diyoruz. Şöyle. Gelen hikayeler cümle cümle geliyor. Bunu önleme bu niye böyle? Çocuklar özellikle sınav gruplarında hep başa dönme eğilimi var. Evet. İşte anlamadım tekrar ama onlara çok şey kaybettiriyor. O başa bir defa döndüğünüz zaman hem özgüven hem soru hem zaman açısından çok şey kaybediyorsunuz. Burada o yok. Anladığı muhakeme ettiği kadarıyla sorulara cevap vermek durumunda ki işte kazanım bu. Buradan çıkmak isterse ya ben bunu kaçırdım baştan edeyim bir muhakeme yeteneği yapmıyorum derse çıktığı zaman bitiyor. Farklı bir metine geçiyor. O yüzden acele etmeyecek, anlama oranını yükseltecek, odaklandı, odaklanacak ki işte onu sağlıyorsunuz. Dolayısıyla şimdiki gençler çabuk. Yani işte Kes. yani yani çabuk hemen liseyi bile hemen bitireyim. Hemen bitireyim veya okulu hemen bitireyim ama bir şey öğrenmeden bitirdiğin zaman bir fayda sağlamıyor. Evet hocam çok önemli ve çok ilginç gerçekten. Hocam peki mesela e, biz bunu yapacağız ama 28 niçin 28 gün bir alışkanlığı edilmesi için bir süre mi? Tabii yani bir rehber, rehber e, mesela şöyle bir şey vardır. Bir kazanım 21 gün düzenli yapılırsa evet. edilir. 7 gün ilave olmasının sebebi de pekiştirmek anlamında. Dolayısıyla 28 gün e, ben hatta şöyle örnek veriyorum bir konuyu bir öğretmen derste bir derste anlatıyor. 40 dakika veya 35 dakika. Aynı konuyu ikinci ders anlatmıyor. Çünkü dağılır. Evet. Veya dinlemez ya da anlamıştır. Ha tekrar edebilir. Konuları ileride tekrar etmek elzemdir. Bunun gibi düşünürseniz 28 derse elde etmiş olduğu kazanım tabii pekiştirecek sonra. Biz şunu iddia ediyoruz. Lütfen daha sonra çocukları kitapla destekleyin. Tabii. Çünkü çocuk Okuma alışkanlığı elde ettiği zaman kitapla da desteklediğinizde daha da geriye gitmiyor. Bu çok önemli. Zaten kitap okuyan okul veya yani kitap okuyan e, nesil gençler olduğu zaman e, memleketin seyri de değişir diye düşünüyoruz. Evet hocam. Ee, Nereden elde edebilirler? Bir kez daha tekrar edelim isterseniz. Yani veliler, e, vatandaşlar, tabii öğrenciler ki. nereden temin edebilir? E, teminimizi zekasoft.com.tr'den de alabilirler. Ya da oraya girdikleri zaman il, bayileri, Kayseri'de bürhan yayınları, bürhan yayınların bulunduğu şubelerden temin edebilirler. Bu şekilde e, tabii bayilerden biraz daha indirimli temin etmiş olabiliyorlar. Bu şekilde temin edip, kullanıp kendi çocuklarının verilerini de görmüş olabiliyorlar. Evet hocam. Peki bu programdan şimdiye kadar yararlanma sayısı nedir? Yani oran nedir? Velilerin mesela ilgisi ben çok merak ediyorum. İşte bazı veliler özellikle şu teknolojik olarak az önce konuştuk işte tablettir, telefondur Bunlara o kadar çok eğiliyor ki çocuklar artık üzerine o kadar düşüyor ki e, odasından çıkıp yemek yemiyorlar artık. Veliler bunu önemsiyor galiba artık. Öyle önemsiyor. Şöyle Hatta dediğiniz şöyle doğru, anne su getirir misin telefondan, Whatsapp'tan evet. annesine evet, yazıyor. Evet. O yüzden kendi almaktansa yazıyor. Pandemi aslında bize bir şey, birçok şeyi öğretti. Pandemiden önce e, dikkat, odak yine vardı. Öğrenci eve kapandı, veli de aslında farkına vardı. Çünkü beraber onunla derse girdi Zoom'dan, çocukla beraber ders yaptı sorulara baktı. Bunu eksikliğini gördü. Tabii ki istiyor. Ee, velilerimiz, bizler eskiden dışarıda çok oyun oynardık. Bizim çok avantajımızdı. Çok büyük kazanımını. Yine size konuşmuştuk. Evet. Beş taş. İşte yakar top. Ya satarım, bal satarım. Veya işte çelik çomak. Şimdiki çocuklarda bu oyunlar eksik olduğu için kazanımları çok zayıf. Tabii ki velilerimiz çocuklarına önem veriyor. Hepimiz çok önem veriyoruz. Niye? okusun. Hangi iş olursa olsun yaptığı herhangi bir işte ki işini hem üst düzeye getirsin hem de hayatında muhakeme yeteneğiyle başarılı olsun. Evet efendim. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Son olarak söylemediğiniz söylemek istediğiniz neler varsa buyurun sizleri dinliyoruz. Ee, biz teşekkür ederiz. Valla e, bizi şu çok mutlu ediyor. Eğer alıp da düzgün kullanan öğrencilerde gelen yorumlar bizi çok mutlu ediyor. Niye? Her bir birey bir çocuk dahi olsa kazanımla muhakeme yeteneğiyle hem memleketine hayırlı olması, faydalı olması hem kendisine hem ailesine bu şekilde yetiştiği takdirde en mutluluk verici özellik diye düşünüyorum. Evet. Hocam az önce ben şunu da soracaktım unuttum yine e, söyleyeyim o zaman sizi bulmuşken. 28 gün dedik ya 28 evet. gün, bir gün aktardı yapmadı şart mı? Şimdi şöyle tamam bazen bir gün fire verebilir çok önemli değil ama şu olmamalı. 3 e, gün yaptım 5 gün girmedim, 8 gün yaptım, 10 gün girmedim. Orayı vermeyeceğiz. Vermeyelim. Tabii ki faydası var bak yok demiyoruz ama bir gün okula gittin, bir gün gitmedin. Nasıl verim elde edemezsen aynı işe bir gün gittin, bir gün gitmedin gibi programda da aynı şekilde öyle. Lisansımız bir yıl geçerlidir. Bitirdikten sonra özellikle alıştırmalar bölümünü çok rahat bir şekilde yapabilirler. Ki ben mesela o göz kas çalışmalarını veya göz koordinasyon çalışmalarını haftada bir iki defa yapıyorum. Çünkü antrenman göz kas çalışması vücut için koşuyoruz, kilo almayalım, zayıflayalım vesaire gibi. Ama göz kaslar için bir şey yaptığımız yok. Akşama kadar hep beraber odaklanmayı sürdürüyoruz, hep beraber. Dolayısıyla bu alıştırmaları yapabilirler, devam edebilirler ama kazanım elde ettikten sonra çocuk daha ihtiyaç duymuyor. Öyle de bağlayalım cümlemizi. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum biz teşekkür, sizlere biz bu teşekkür değerli bilgiler için. Evet.